Hani siz bu ilişkiye niye karşı çıktınız? Karşı yani adabıyla olmadığı için hiçbir konu... Esra Hanım, Lefkoşa'daki bir emniyet amiri. Melisa'yı dedi ki kızım bu işte para varsa adam o da davet etti. Bizi genç orada evet. Kayıtları var. Dedi ki gel Mustafa Kahraman korkuyorsan polis eşliğinle gel bu insanları isteyelim dedi. Ona da itiraz etti. Hayır hayır hayır. Çünkü evlilik değil Esra Hanım. Bir madde bağımlı oğlu var. Onun arkasında para var. Bunu aklamak için benden davet etme kızımı oraya kapatmış. Benim kızım oraya kapanacak kız değil. Bu evliliği de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Kızımı istiyorum kızımı. Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Böyle nikah olmaz. Emine Hanım beni övüyorum 8 aydır Emine Hanımcığım bana yardım et. Cumhurbaşkanım bana yardım et. Böyle töre olmaz, böyle evlilik olmaz. Doğru ben kızımı söylüyor. Geri istiyorum. Bir madde bağımlısı oğlan da hiçbir şey yok. İşi yok, gücü yok. Benden giden sırlarla yaşıyor benim kızım. Beni perişan, beni perişan. O askeri lojmandaki kişiler bağlansın. Söylesin benim kızım ne yaşadı. Mustafa Kahraman'ın aile... Böyle bir şey görmedik. Bizi de araştırsınlar. Ben de Muğla Fethiyeliyim. Herkes bağlansın. Ben bir liram yoksa o gün aç yatmasını bilirim. Paramla geçinip de öyle oturmasını bilirim. Başkalarının parasını çalmasını bilmeyiz biz. Biz para çalması bilmeyiz. Kız kaçırması bilmeyiz. Benim yengem de... Hadi diyelim ki seviyorlar. Sevme yok Esra'cığım. Sevme yok. Benim şimdi... can güzel pırıl pırıl çocuğumu kirletti. İki de kız var. Biri Ceyda'ymış. Biri İrem. Bunlar kızımı buraya yönettiler. Bunlar üçü çete. Çeteye giriyor Esra Hanım. Ben kabul etmem. Böyle evlilik yok. Ümit teyzeciğim ben seninle aynı fikirdeyim. Yani bu kız üniversite sınavını kazanmış. Evet. Diş hekimi olacak ve okuyacak bir kız. Niye bırakıp evlenir? Hadi diyelim ki seviyorlardı birbirlerini. Aileler sevgi karşı çıkar çıkmadı. Niçin evlilik öncesinde bir kız babaannesinden, babasından, kendi kazançlarından 100.000 lirayı çalar... Gizlice alır. Esra Hanımcığım en aşağı 600 daha fazlası var bankadan çıkacak. Bankadan çıkacak o çocuğuma öyle bir şey yapıp kılıfını çalmış Mustafa Kahraman. Çık oğlunu kapatma. Ne diyoruz bak hep söylediklerin yerler kesiliyor. Sen bu ailenin kapısı pardon o aile senin kapına geldiler mi bu çocuklar? Hiç gelmedi. Hiç oğlu saklı. Mustafa Kahraman telefonlarda biz kızım için yaşıyorum ben. Ben kızımı istiyorum başka bir şey istemiyorum. Para ihtiyacı varsa kapımın önüne mendil yazsın. Atarım ona fitremi sekatımı. O kadar açsa doysunlar. Siz o kadar mi? Aç kalmış karı koca. Onlar da kulağıma... Kimden da, duydunuz? Duydum ben kızım dedi. Kızım orada baskının altında konuşamıyor. Hayır bu hep söyle. Melisa. Normal insan olsa canımı yesin benim. Melisa. Evet. Bu Alperen'e kaçma ve onunla evlenme olayını bir senden dinleyebilir miyiz? Niye böyle bir yol tercih ettin diye. En başından anlatayım. Dinliyoruz seni. İşte geçen sene Ağustos ayında... ben yani kaçmak istiyordum Alperen'e ama izin vermiyorlardı yani. Şimdi Melisa. Kaçmana mı evlenmene mi izin vermiyorlardı? Evlenmene izin vermiyorlardı. Melisa. Ben de kaçmak ne zaman Melisa. Bahsettin kızım sen Çamlıkta. Bize evlilikten evlilik yapacak olan adam para... Çamlıkta. Başına al. Ben Mustafa Kahraman'la... Telefonda senin yanında senin elin bağlı değildi. Senin herhangi bir şeyin bağlı değildi. Karşımda oturuyordum. Adama ne dedim? Eğer insansan... Eğer normal insan, konuşuyordun en başta insan, ama daha sonra insansan, falan ettin. Eğer insansan... Eğer insansan... Eğer insansan... Gel, atla, hanımını al, evladını al, otur... Konuşalım. Bu çocuk diş doktoru olacak.
eğer tamam, sen de çocuğumu okutmak istiyorsan, sen de çocuğumu okutmak istiyorsan, sen de ayrıca çocuğumu okut demedik mi senin yanında çocuğum? Demedik tamam, mi? Daha sonra ne peki, oldu? Peki yanlış peki olan ne? Ben senin odaya mı kapatmışım? Ben senin telefonunu mu kapatmışım? Ben bizzat senin yanında, bizzat senin yanında telefon ettim. Bu adam ne dedi? Adama mı varacaktı, oğluna mı varacaktı? Hiç oğlu çıktı mı kızım? He? Ben doğru mu Melisa? Eşinin madde bağımlısı olduğunu iddia ediyor babaanne. Hayır, öyle bir şey yok. Doktorum. Sen hiç kullandığına sen şahit oldun mu? E, babaanne kan tahlili nereden aldı da? Hayır, öyle bir şey yok. Bulmam seni nikah yaptı annem. Özel hastaneden. Niye vermedi devletin hastanesi? Niye vermedi devletin hastanesi bu doktoru? Biz de özel hastaneden aldık. Peki ay hiç seni istemeye geldi mi Alperen ve ailesi? Gelmediler çünkü benim babaannemle babam İşte beni ben yani istemeye gelin falan dedi onlara ama hiç demedi anne. Ardından Melisa diye kızın falan yok senin dedi. Kapattı telefon onları. Ölümle falan tehdit ettiler yani. Onlar da vazgeçti gelmek için. Hayır anneciğim hayır. İki canınla yalan atma çocuğum. Yalan Melisa'cığım, atma. Melisa'cığım. Ben istiyorum seni. Ben seni kirletti mi? Hayatını kirletti mi? Senin koca diye baktın. Ne iş yapıyorsun? Sen önce onu söyle bana. Ailen, hadi kızım sen istiyorsun ben. Teyze, ailen yani babam babaannen Çorlu'ya sizin kapınıza geldiler mi? Ne zaman? Geldi yani hiç kapınıza geldi mi babanla babaanne? Sen, seni görmek için. Beni sürekli Kıbrıs'a götürmek için uğraştılar. Yani bundan önce de geldiler. İki defa geldiler. İlk gelişinde beni götürdüler. 20 gün Kıbrıs'tan çıkarmadılar. Ben yine oradan kendim kaçtım. Yani iki defasında da kendin kaçtın. Niçin Alperen'e 100 bin ya da üstü bir rakam yatırdın? Niye böyle bir para verdin? Normal mi sence? O zamanlar farklıydı yani. Ben yolluyordum ihtiyacı olduğu için. Niye? Normalde bir ilişkide yani gençler arasında hani 300 lira 500 lira gibi bir rakam ihtiyaç dahilinde birbirlerine gönderir kız da erkek de ama bu kadar yüksek bir rakamı senden Alperen nasıl? Ben birden göndermedim o miktarı işte. Zamanla geçti yani 2 yıl. Melisa şunu sen soracağım hiç, sana. O sana para gönderdi mi hiç? Göndermedi. Niye çünkü göndermedi? İhtiyacım olmuyordu. Melisa bak ama şunu yoktu. Karıştırıyorsun. Sen Alperen'e göndermiyorsun. Senin bir banka hesabın var. Sen bir annesin. Bir de evladın var. Senin banka hesabına o küçümsediğin rakam da işte bir çalışanın, üst düzey bir çalışanın yaklaşık 2 yıllık maaşı demek. 115 bini küçümsüyorsun ya sen. Ki daha yüksek olabilir. Ha, yani daha da yüksek gibi olabilir. 2 yıllık bir insanın çalışması, emeğinin karşılığında elde edebileceği bir bedel. Sen bir gün annesin ve banka hesabına bakıyorsun, böyle bir para gelmiş. Sen bu para nereden gelmiş? Niye gelmiş diye evladına sormaz mısın? Ya da bir anne olarak kızına sen böyle bir şeyi ya da oğluna nasıl yaptın? Bir başkasından bir parayı nasıl aldın? Biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Ya da demez o parayı misin? Nereye harcadın demez misin? Alperen'in ailesi niye bu parayı kabul ettiler ve ödeme yolunu bunun muhatabı sen değilsin. Bu paranın ödenmesi lazım. Borçsa muhatapları burada oturuyorlar. Buradaki insanların kredi çeksinler canım. Pazarda pazarcılık yaparak kazandıklarını iddia ediyorlar. Bu emeğin karşılığı burada. Bu kişileri evlilik konusunda i̇şte tamam seviyordunuz, böyle aşıktınız. Ama o paranın muhatapları burada. Bu kişilerle eninde sonunda muhatap olacak o aile. Gece Melisa. O ailesi bilmiyordu ben gönderdiğim zamanında. Kızım. Nasıl 115 bin lira peyderpey gönderiyordum? Bilmiyorlardı. Doğru ama ben Melisa geldiğim zaman öğrendiler. Melis yanlış konuşma. Ya Allah aşkına Alperen bu parayı nasıl çekiyordu bankadan? Mustafa Kahraman'ın hesabına yatıyor. Kimin hesabına yatıyor? Mustafa Kahraman. Benim gönderdiğimi bilmiyorlardı. Ne? Bu adamın çok askeriyedeki maaşının yaptığı hesaba gönderiyor. Melisa'cığım şimdi benim hesabıma sürekli para gelecek ve ben o paranın akışının nereden olduğunu bilmeyeceğim. Bir kere gönderen kişinin adı soyadı kimin hesabıysa yazıyor zaten. Karı da diyor siz para göstünüz, siz para göstünüz, bizim paramızı yemişler. Selda Kahraman bir de diyor ki para göstünüz siz, para göstünüz diyor. Senin babanın kazancını mı yedin Selda Kahraman?
bağlanıp bu parayı, evet çocuklarımız birbirini seviyorlar, bir yuva kurdular ama parayı öderiz demelerini ben çok isterim. Hiç çünkü demediler. Bu kuvvetli bir iddia ve ailenin çok iddiası daha bu para, öyle makbuz değil. Var diyor. Evet hepsi ya çıkıp var. Diyecekler ki biz böyle bir makbuz yok. Alperen'in babası Mustafa Bey, biz böyle bir para benim hesabıma yatmadı. Şimdi belli bir mesleği icra eden kişilerde zaten ebeveyn olarak bilirsiniz. Ama mesleği asker bir personelseniz de hesabınızdaki bir para transferini de bilirsiniz. Melda, ablanla bu konuda ne zaman konuşabilirsin ablanla? Konuş kızım ablanla. Sen göstermedin mi? Söyle, koş kızım, koş. Abla şeyi hatırlamıyor musun? Mesela Mustafa Kahraman görüntüler arayıp WhatsApp'tan beni ölümle tehdit etti. Korktuk, ailemize söyleyemedik. Bunları neden hiç söylemiyorsun? Neyi? Ne zaman? Alperen Kahraman ve Mustafa Kahraman bizi WhatsApp'tan görüntüler arayarak tehdit etmedi mi? Niçin tehdit ettiler? Bu banka dekontlarını görünce para yatırdım. Aileme söylememem için ölümle tehdit etti beni. Yaşandı silahını mı göstererek. Böyle bir olay? Ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Sen şimdi çok şeyler zannediyorsun, orada baskına konuşuyorsun. Melda. Baba ne diyeyim? Baskı değil ya. Baskı ben var baskı. Kahraman baskılıyor seni. Öyle. Kahraman baskılıyor. Güneş balçıkla sıvanmaz kızım. Sen ne kadar savunsan da savunsan. Boş. O adamın banka hesapları avukatın tarafından şu anda araştırma altında. Savunmak değil. Onu burada ne sana tabu gibi göstereceğim. Tabu gibi ben yediklerim gibi ortaya. O seni adam istiyorum ben. Başka seni kullanarak ben gece saat 3'lerde başladım çalışmaya. Gece saat 3'lerde baban basarıyorlar. Sabah 8'e 9'a kadar çalıştık babaanne, biliyorsun bunu. Gece yarısı gazeteden anca oldum. Bir hafta sonra derim babam. Babaannem topraklarda neden seni okutmayın için çalıştım annem. Benim paraya ihtiyacım yoktu. Benim emekliğim var. Benim emekliğim var. İhtiyacım yoktu. Senin kardeşimi okutmak için. Gece yarılarında ben lamba yaktım da o seyralarda çalıştım babaannem. Yalan mı? Fethiye'den herkes bağlansın. Ceren Yağlı'dan ne istedi? Kahramanlar doymadı mı beni paraya? Bir de onlardan istemiş. Ceren şimdi canlı yayını yaranacak, itiraf edecek. Mahkemeye de verdim onu. 5000. 5000 TL de oradan istemişsin anne bizim para. Annen İngiltere'deymiş. Kaç yaşından beri babaanneyle beraber? 2 yaşından beri bakarım Esra Hanım ona. 2 yaşından beri. Seni kim büyüttü? Babaanne. Emek verdi mi sana? Sana bu dünyada emek veren kişi kim? Babam da yoktu ki. 2011'de geldi zaten. Babam yoktu ama sana para gelecek kazanıyordu. Mustafa Kahraman gibi başkalarının parasını dolandırmıyordu. Melisa'cığım. Sana gelecek için çalıştık biz. Başkası için çalışmadım annem. Senin için çalıştım anneciğim. Okumasın, üniversite okurun. İş açarım annem dedim sana. Bu sana demedim öyle. Endamlı kız ol. Endamlı bayan ol diye adına söz ettir dedim anneciğim. Sana ne istediğince yapmadım kuzum. Okulu ben kızım bıraktım. Kalmak istemiyordum bile. Senin ne istediğince yapmadım kuzum. Benden gide sırtlarla yaşıyorsun orada. Sana ne almışlar? Kahramanın karısı okul lojmanı var. Dışarıya attı oğlumu. Vermem dedi. Kocam al da gel kızım demedin mi? Oğlunu vermezmiş, seni dışarı attı. Sen orada sığınma gibi kalıyorsun. Annen daha çok rencide olma. Biz bittik. Amcasının ocağını göster. Mustafa Kahraman gözün var mı dedi. Bir saniye. Okulu niye bıraktın? Dur şöyle geleceğim. Okulu niye bıraktın? Ben Kıbrıs'ta kalmak istemiyordum. Zaten Türkiye'yi kazanırsam Türkiye'de okumak istiyordum ben. Ama bir yılını yaktın değil mi? Olsun, önemli değil. Önemli değil. Melisa kardeşim, Melda ya, yalan söyler mi? Hayatım, gozum, bak çok önemli orada. Bir iddiada benim bulunuyor. Altın, silahla tehdit edildim diyor. Annem. O kahraman utansın. Oradaki bütün lojman takımlar bağlansın söylesin. O kıyafetlerin benim kıyafetimle yapıyorsun. Şu anda bile annem sana bir çöp almamış. O oğlandan hayır gelmez. Ama onlardan aynı yola görülmez diye. Kıbrıs'tayım doktor demedi mi Emine Hanım? Demedi mi? Emine Hanım söylesin, Kıbrıs'tan bağlansın. Dur. Melisa. Efendim. Bak babaannem feryat ediyor. Sence haklı feryat mı yoksa seni anlamıyorlar mı? Beni anlamıyorlar. Hangi konuda seni anlamaları lazım? Evlendiğimi kabul edemiyorlar. Zaten evlenmeden önce de evlenmeyi istemiyorlardı. Hep okul falan.
Hep oku diyorlardı, evlenmeni istemiyorlardı, daha gençsin diyorlardı değil mi? Aynen. Şimdi bana sor bu soruyu. Evliliğimi onaylıyor musunuz Esra abla diye. Canım Esra'cığım.